Yine selamlar, merhaba arkadaşlar. Yeniden bir Gmod videosuyla karşınızdayım. Bugün efsanevi bir Gmod yapacağız sizde yeniden. Gmod'da bugün süper bir silah buldum. Bakın. Taramalı tabanca. Taramalı tabanca da olur mu ya? Bir yerden bulmuşlar, vermişler, elini tutuşturmuşlar. Hatta rengi de kırmızı. Büyük ihtimal bir Desert Eagle. Desert Eagle bayağı güçlü bir silah. Önünde kim durabilir? Challenge yapıyoruz. Yani Desert Eagle vs Gmod'un tamamı. Ya yani Gmod'daki en güçlü karakterleri deneyeceğiz. Tabii ki en güçlü karakterleri denemeden önce bize birazcık figüran lazımdı. İşte bunlar bugünkü figüranlarımız. Size silahın ne kadar güçlü olduğunu videoya başlamadan göstereyim dedim. Örneğin bir kişi çok fazla yaramazlık yapıyor. Artık yapamayacak. Şimdi hazır olun. İşte arkadaşlar, silah bu kadar güçlü. Hadi bakalım karşısında kimler durabilecek? Başlıyoruz. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz ha. Videonun altındaki abone ol butonuna tıklayıp sen de şimdi kanalımıza abone olabilirsin. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, silahımızın ilk rakipleri Poppy Playtime'ın karakterleri. Poppy Playtime'dan bulabildiğim kadar karakteri buraya koymaya çalıştım. Hatta elimden geldiğince böyle epik karakterleri falan bile koymaya çalıştım. Hatta şuradaki Daddy Longlegs'e bakarsanız Hulk'tan dönüşmüş bir Daddy Longlegs bile var karşımızda. Burada hakikaten efsanevi güçlü karakterler var. Şimdi deneyelim. Bakalım Poppy Playtime vs bizim kırmızı Desert Eagle'da kim kazanacak? Siz yorumlara yazın. Buradan herhangi bir karakter acaba bu silahın gücüne dayanabilir mi? Bak şimdi videoyu durdurun. Öyle 5 saat beklemek yok. Şimdi durdurun. Önce bir like. Like atmadan olmaz abi. Önce bir like'ınızı atın arkadaşlar. Güzel bir like butonunu böyle patlatın. Böyle bir 2-3 bin like'ı böyle bu videoya böyle şakır şakır yağdırın. Ondan sonra başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak şurada kafa sallayan bir Mommy Longlegs'imiz var. Buna biraz sıkalım bakalım. Şöyle tek yedi. Mommy Longlegs yaramaz. Bir tane Hugi Wugi'cimize sıkalım bakalım. Hugi Wugi de arkadaşlar dayanmadı. Evet, diğer Mommy Longlegs, yani bu da dayanmayacak büyük ihtimal. Deneyelim. Yok. Abi bayağı kaslı bir tane şurada Daddy Longlegs var. Bunu sonraya bırakacağım. Şuradan bir tane kötü bir Bugsy Bo deneyelim. Hamburger Bugsy Bo. Yok oldu. Metalik Bugsy Bo. O da yok oldu. Abla Bugsy Bo. Abi bunların hiçbiri dayanmıyor lan. Oğlum şşt, para göz Bugsy Bo. Mavi Bugsy Bo. Kahverengi Bugsy Bo. Abi kırmızıyı sonra öldürelim bari. Bu ne, hepsi tıkır tıkır gidiyor. Çok güçlü bu silah. Mavi Hugi Wugi'ye değil. İlk yeşile deneyeceğim. Gri. Turuncu. Mor. Kırmızı. Beyaz. Sarı. Pembe. Mavi. Abi silah çok güçlü. Aa bir dakika. Bu büyük ihtimal şu Bugsy Bo'yu da öldürür. Yok etti. Abi Daddy Longlegs bir dursun bir dakika. Şuradan başlayalım. Bonzo Bunny bayağı bir güçlüydü arkadaşlar. Bonzo'yu deneyeceğim. Tek yedi. Mommy Longlegs. Diğer kankaların direkt öldü. Bakalım sen dayanabilecek misin? Oo, bir dakika. Bu çok fena gidiyor şu an. Şimdi Tırtılı'yı deneyeceğim ama Tırtılı'yı de tek yiyecek büyük ihtimal. Eyvah. Daisy ne yapar arkadaşlar? Tek yer yani. Daisy de tek yedi. Poppy dayanır ha. Bak Poppy bu oyunun en güçlü karakterlerinden biri. Büyük ihtimal hemen tek yemeyecek. Dur. Pırt etti, öldü lan. Nasıl tek yedi? Şimdi bir dakika. Daddy Longlegs'ler kaldı arkadaşlar. Poppy Playtime'dan şu ana kadar hiçbir karakter bu silaha dayanmadı. Yani şu epik Daddy Longlegs'e bir deneyelim. Oo abi bu da tek yer. Bu da tek yer. Bunun göbüşünü açacağım. Şu düğmesinden vuracağım. Yuh! Arkadaşlar Poppy Playtime'dan hiçbir karakter dayanamadı. Hepsi bu silahtan tek yedi. Gerçekten silahın gücünü çok merak ediyorum. Hemen Garden of Bamban'a geçiyorum. Arkadaşlar geldik Garden of Bamban'ın karakterine. Hatta bugün Garden of Bamban'da burada bildiğiniz şu zombi karakterler vardı. Bunlarla ilgili de size video çekeceğim arkadaşlar. Bunların da savaş gücü gerçekten çok yüksek. Bunların da videosu gelecek. Ama Garden of Bamban'la beraber tabii ki silah vs yaptırırken şu ne, bu ne, bu ne oğlum? Mr. X mi ne, böyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Şunun da ismi Garden of Bamban'da var mı hatırlamıyorum ama şu şey galiba denizin üstünde çirkin görünen yaratık var ya, galiba bu o. Yani buradaki yaratıkların acaba hangisi bu silaha dayanabilir gerçekten bilmiyorum. Nasıl, ben sıkmayacağım değil mi? Efendim?
Minik kuş, sen mi konuştun? Evet dostum, bana sıkmayacaksın değil mi? Kanka, sana sıkmayacağımı bugün sana sıkacağım dostum. Hadi bana acımıyor musun? Kankacığım, bu bir oyun. Hiçbiriniz gerçek değilsiniz ki. Baksana tık 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 hepsiyle oynuyoruz. Yani gerçekte zaten böyle bir şey yapamayız ki. Oyun olduğu için eğlencesine. Tamam hadi başla. Görürsün ben dayanacağım. Eminim dayanırsın. En güçlü sensin. Dayanacakmış. Abi demin canavarlar dayanamadı. Sen neye dayanıyorsun? Arkadaşlar ilk olarak şundan başlayacağım. Çünkü buradaki en çirkin karakter bu. Mr. X'e bir tane deneyelim. Uy, Mr. X. Abi sen dayanamadıysan şunların haline acıyorum. Mr. X'in bu arada arkadaşlar perti çıktı. Tamam, minik ufaklık bizim yavru Baby Obi'la Bird'ü en sona bırakacağım. Bu sefer şu taraftan başlayalım arkadaşlar. Burada farklı bir tane Jumbo Josh'ımız var. Jumbo Josh'a bir deneyelim bakalım. Lan tek yedi abi, iki dayanaydın ya. Bir de kötü yamuldu, bir yeri düştü. Şimdi zombi karakterlerden devam etmeyeceğim. Zombiyi en sona bırakacağım. Zombiye gelmeden önce şu deniz anasına bir sıkalım bakalım. Of, direkt kayboldu. Stingerfly'ı yok ettik. Tamam, bir de şu sümüklü böceği deneyelim. Lan Slow, senin ağzı burnu kırıldı. Şerif, Şerif sen dayanırsın. Şerifsin sen. Şöyle senin küçük yıldızına bir deneyeceğim. Oy, abi Şerif de dayanamadı. Opilla Bird hiç dayanamaz. Çığlık atıyormuş şimdi. Bırak beni diye. Hop, Opilla Bird de gitti. Allah'ını seversen hadi bak. Nap nap ne olur sen dayanırsın dostum hadi. Bak göbüşündeki ağzına sıkıyorum. Nap nap da tek yedi. Minik Jumbo Josh. Oy eyvah. Normal Jumbo Josh. Dayanamadı. Abi kaptan. Uy kaptan nereye gittin dostum? Bamban. Bambalena. Sen bekle dostum. Bir dakika. Zombileri deniyorum. Abi hepsi yok oluyor. Oy. Eyvah. Zombiler bile. Abi zombiler bile bir saniye dayanamıyor. Minik Opilla. Sana da sıkıyorum. Dostum bana acı. Kanka vallahi seni seviyorum. Sana sıkmayacağım dostum. Seni kaybediyorum. Hazır mısın? 3 deyince kaybolacaksın. Tamam dostum harikasın. Teşekkürler bana sıkmadığın için. Rica ederim kankacığım. Sen en tatlısın. Sana sıkmam. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Kaybol. Aferin. Evet arkadaşlar, Garden of Bamban'dan da hiçbir karakter silaha dayanamadı. Şimdi hemen hızlıca Rainbow Friends'in karakterlerine geçiyorum. Ve arkadaşlar karşımızda Rainbow Friends, Blue Monster ve kankaları ve değişik değişik Rainbow Friends canavarları, inanılmaz farklı farklı canavarlar da var burada. Çok değişik evrimleşmiş türleri de var arkadaşlar. Normal böyle kaslanmış çeşitli versiyonları da var. Onun dışında standart Rainbow Friends karakterlerimiz de burada. Bakalım Rainbow Friends, Blue Monster ve arkadaşları bugün bu silaha karşı dayanabilecekler mi? Hemen en canavarından başlıyorum. İlk başta maviye bir atış atalım bakalım. Bum! Abi direkt kayboldu. Blue Monster dayanırsın yani, iki eli dayan lan. Hadi bir sıkıyorum bak. Lan tek yedi ya. Yeşil canavar. O da tek yedi. Kertenkele. Abi bunlar tek yedikten sonra şu yavrucuklar ne yapsın? Şunlara bir. Oy, iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Abi hiçbiri dayanmadı. İki saniye duramıyorlar. Oğlum sen yemin ederim var ya, dansı yapıyorum, bu ne hal, al. Sen de çok oynaksın dostum, al. Abi bunlar dayanmıyor. Hop. Ya şuna bak, şu dayansın bari ya. Abi o kasların nereden geliyor? Şşt, sarı pisik. Oy çok kötü tokat yedi, eyvah. Mavi. Allah'ını seversen şu canavarlığa karşı şu kafasına sıkayım dur. O da dayanmadı. Minik kertengere Allah'ını seversen hadi bir farklılık yap. O da gitti. Bu yok. Hadi canım. Ne olur biriniz dayanın. Lan bir tane dayanın. Bak Allah'ın seversen tipim bozuk, dayan. Hepsi gitti. Arkadaşlar Rainbow Friends de boş çıktı. Yani bilmiyorum da tabii Hulk'a, Godzilla'ya falan gelmek istemiyorum. Böyle King Kong falan yapmak istemiyorum. Önce şu normal karakterlerden birileri şunun karşısında dursun ya. Niye bu kadar güçlü bu silah ki? Deneyeceğim. Buna dayanan birilerini bulacağım. Tamam arkadaşlar, şimdi Final Freddy, Security Beach'in karakterlerini buraya doldurdum. Bence bunların içinden en az 1-2 tanesi buna dayanabilir. Çünkü adamlara baksanıza, şunlar sonuçta robot değil mi? Yani robot gibi metal olduklarından dolayı metal kurşun geçirmemesi lazım. Metale karşı da hiçbir şekilde bu silahın etki etmemesi lazım. Bir dakika. Şu minik robotlardan başlayalım.
Abi bu silah falan değil ki. Oğlum füzeni sıkıyorum. Tamam sakin ol dostum. Karşıki dağa kadar uçuyorlar. Yuh. Abi buna karşı kimse dayanamayacak mı? Eyvah. Ay. Oy. Ne oluyor lan? Abi. Sakin dostum. Ne gidiyorsun? Kanka. Abi o ne yapıyor lan? Dostum bir silah sıktık. Bu kadar heyecanlanmana gerek yok yani. Dur. Abi. Tövbe tövbe. Bence bunların hiçbirinin dayanma ihtimali yok. Abi kimisi yanıyor. Tövbe tövbe. FNAF'ın hiçbiri dayanamadı abi, bu nasıl olur ya? Kim duracak bu silahın karşısında? Vallahi arkadaşlar ne olacağını bilmiyorum ama karşıma aldım 2 tane King Kong. Bir tanesi efsanevi normal King Kong. Bir tanesi de baltalı efsanevi King Kong, şu bağırıp duruyor. Silah sizce bu King Kong'u öldürebilir mi? Çok ses yapıyor. Dostum, çok ses yapıyorsun. Sana bir tane sıkacağım. Dayanabilmen lazım. Nasıl yani? King Kong bu silahtan tek mi yiyor? Bu da mı? Eyvah, bu silah Hulk'u da mı öldürebilir? Dur, Hulk'a geçmeden önce farklı şeyler denemem lazım. Buldum arkadaşlar, Sonic'ler. Bence Sonic'ler ve Sonic'lerdeki şu robotlar bu silaha dayanabilir gibi geliyor bana. Dayanamayabilir. Çünkü bildiğin King Kong'u bile öldürdü bu silah. Deneyelim şu minik robot. Allah'ını seversen dayan dostum. Lan! Patlıyor bir de. Sen dayanırsın dostum. Bu da gitti. Bak siyah Sonic, sen bunu halledersin dostum. Dayan! Lan tek seferde yere niye düştün? Beyaz Sonic ne olur? Allah Allah, mavi Sonic. Ne ne bu lan? Hadi süper Sonic. Bir dakika. Şu. İşte bu arkadaşlar, iki tane buldum şu an. Şu ana kadar hiçbir kimsenin dayanamadığı bu silah Sonic'lerden süper Shadow ve süper Sonic dayandı. Abi şuna bak. Yuh. Yuh. Abi. Evet arkadaşlar, dayanan iki kişi çıktı. Bu arada arkadaşlar bu süper dayanan kişileri ileride VS yaptıracağım, aklınızda olsun. Yani bu silaha dayanan kişiler, yani dayanan karakterler kendi aralarında VS turnuvası yapacaklar. Şu an dayanan karakterler arkadaşlar süper Shadow Sonic ve süper Sonic. Arkadaşlar bu silahın gücüne dayanabiliyor. Bakın nereden sıkarsam sıkayım. Abi şuraya bak. Öldüremiyorum arkadaşlar. En dayanıklı iki karakter. Şu ana kadar herkes öldü. King Kong bile öldü. Süper Shadow'la Süper Sonic kaldı arkadaşlar. Evet, bunları ileride VS yaptıracağım arkadaşlar. Şimdi farklı bir takıma geçiyorum. Ve arkadaşlar tabii ki Hello Neighbor demeden de olmaz. Hello Neighbor'dan sonra da arkadaşlar en güçlü gördüğüm burada Hulk var. Bir de Hulk'u deneyeceğiz. Hello Neighbor karakterlerini deneyeceğiz. Hello Neighbor 2 karakterleri. Peşine de Hulk'u deniyoruz. Ondan sonra da videoyu bitiriyoruz. Daha sonra da arkadaşlar burada dayanan karakterleri VS savaşına tutacağım. Şimdi ilk olarak ufaklığı deniyorum. Yok. Beatrix? Beatrix? Beatrix dayanıyor. Yuh! Arkadaşlar Beatrix oyundaki süper karakterlerden biri ve Beatrix dayanabiliyor. Hemen geçiyorum. Fake Hello Neighbor'a. Abi suratı gitti ama Fake Hello Neighbor dayanabildi. Uy! Arkadaşlar Hello Neighbor 2 çok güçlü. Şu an çok iyi gidiyor. Bu gitti. Kedicik. Gitti polis. Abi nasıl olur, polis de dayanabiliyor. Hello Neighbor bıyıklı. Arkadaşlar bıyıklı da dayanıyor. Karguli bıyıklı. Lan düştü. Aa, kalktı. Karguli, Karguli ne yapıyorsun? Karguli bıyıklı arkadaşlar ölüyor ama diriliyor yeniden. Bu nasıl bir şeyse. Tamam, Karguli bıyıklı da dayandı. Şimdi hemen polise geçiyoruz. Polise dayandı. Minik kabak kafa. Kabak kafa gitti. Quentin. Quentin düştü. Kalktı. Düştü. Kalktı.
Arkadaşlar Quentin de dayanıyor. Minik köpüş. Yuh. Abi bu kadar güçlü mü bu? Avcili. Avcili pastili. Zengin guli. Ne olduğu belli olmayan çocuk. Lan o dayanamadı. Vandalmış. Vandal da gitti. Karguli. Oğlum Karguli nasıl gider? Gerçi şu güçlü Karguli, bu güçsüz Karguli'ydi ama nasıl gitti bilmiyorum. Geri geldi. Oha! Abi ölüp geri geliyor, diriliyor lan. Lan kedicik. Abi şu Karguli'ye bak, geri geliyor. Vandal yeniden ve diğer Karguli. Bu güçlü Karguli arkadaşlar. Tabii ki dayanıyor. Ve son olarak Hello Neighbor bir bıyıklı. Büyük ihtimal dayanamayacak. Bıyıklı özür dilerim. Arkadaşlar kalanlar bunlar. Bunları VS'ye tabi tutacağım. Sonic'ler ve bunlar VS ile karşılaşacaklar. Ve hemen son karakter. Acaba Hulk bu silaha dayanabilecek mi? Şimdi ben VS'ye geçiyorum. Siz yorumlara yazın. Hulk VS Desert Eagle. Evet arkadaşlar, şimdi karşımızda bir normal Hulk var, bir de dönüşmüş büyük Hulk var. Yani eminim dönüşmüş büyük Hulk dayanır ama normal Hulk dayanabilir mi bilmiyorum. Küçük Hulk belki dayanamayabilir ama dönüşmüş Hulk bu silaha dayanacağına eminim. Dönüşmüş Hulk'u çünkü öldüren kimse yok şu ana kadar. Şimdi normal Hulk'ı bir sıkalım, bir tane sıkalım dur. Uş! Abi dönüştü. bir dakika. Bir sürü normal Hulk koyalım. Dönüşmüş Hulk koymayalım. Bir sürü normal Hulk koydum. Şimdi bunlara tek tek tarayarak bunları büyük Hulk'a dönüştüreceğim. Bakın. Abi şuraya bak, ne hale geldi. Resmen kol kola girmiş Hulk ordusu oldu. Hulk ordusu vs bizim güçlü silahımız, başlıyoruz. Arkadaşlar kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Dediğimiz gibi dönüşmüş Hulk şu ana kadar oyunun en güçlü karakterlerinden bir tanesiydi. Dönüşmüş Hulk da VS'ye dahil olacak. Bu silaha karşı yenilmeyenler arasında bir VS yapacağım arkadaşlar. Onları da bir sonraki Gmod videosunda göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Efsanevi Desert Eagle kırmızı silahımıza karşı Gmod'da bulunan karakterleri arkadaşlar hangileri dayanır diye deneme yaptık. Gerçekten dayanabilen karakterler de çıktı. Ama birçok karakter de yok oldu gitti arkadaşlar. Bakalım bir sonraki Gmod videosunda büyük VS'nin kazananı kim olacak? Siz de şimdi büyük VS'nin kazananı tahmin edip yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bye bye.